Evet. Bizi bekleyecek ama bir de işin öbür tarafında takım boyutu var. Evet. Yani futbolcuların bundan sonraki süreçte nasıl bir tutum takınacakları, Evet. saray tesislerinin kullanılamayacağı, takımın nerede antrenman yapacağı, Evet. bunlarla ilgili bilgi Evet. verebilir misiniz? Yani sonraki süreç nedir? Aynen. Onu Ender sen bu organizasyon durumuyla ilgili. Arkadaşlar, bu soruyu tahmin, yani soracağınızı tahmin ettiğim için ben teknik anlamda bu Değiştirelim toplantıya şöyle. katıldım. Ender abi mikrofonları Evet, yönetim kurulu üyelerim şu anda yaşadığımız süreçteki hukuki ve yönetimsel boyutunu dile getirdiler. Ben de sizlere Burak Bey'in sorduğu soru üzerine, tabii bu kulüpte çalışan bir takım profesyoneller var. Bizler varız, hocalarımız var, futbolcularımız var. Yarın akşam normal programımıza göre saat 8'de toplanacağız. Ankaragücü Profesyonel Futbol Takımı olarak. Tabii nerede ve nasıl toplanacağımız şu anda belirsiz. Onu da inşallah en kısa zamanda netleştireceğiz. Bu durumda da tabii herkesin, hepimizin aklında büyük soru işaretleri var. Şimdi icraat olarak hukuken 38-2009 tarihinden bu yana yok hükmünde olan bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulunun imzaladığı sözleşmeler var. Tabii bu dile getirdiklerim içeriden benim bazı arkadaşlarımdan aldığım doneler. Sözleşmelerin geçerli olup olmadığı konusunda da kendi hukukçularıyla bu görüşmelerini sürdürüyor bu arkadaşlarımız. Onun dışında lisansını daha almadığımız, belgelerini federasyona ibraz etmediğimiz, üzerinde Ahmet Gökçek ve yanlış hatırlamıyorsam genel sekreterimizin imzası olan yeni transferlerin sözleşmeleri var. Şimdi tabii biz bu boyutta bu sözleşmeleri federasyona bu şekliyle bugün itibariyle ibraz edemiyoruz. Çünkü üstündeki imzalar hukuken geçersiz imzalar. Dolayısıyla yeni transferlerimizle ilgili nasıl bir yol izlenecek? Herhalde bunun kararını işte kulüp teslim alacak kişi veya kişiler belirleyecek, söyleyecek. Bizler de ona göre hareket edeceğiz profesyoneller olarak. Tabii iç açıcı bir durum değil açıkçası. Profesyonel futbol takımımızın şu anda içinde olduğu bir durum. Ve hatta 3-4 gün öncesine kadar gidersek bu kadar sıkıntının içerisinde bu tesislerde yapılan altılı turnuvada şampiyonluk kupasını kaldıran, her şeyi kulağını tıkayan arkadaşlarımızla beraber bundan sonra ne yapacağımızı gerçekten çok samimi söylüyorum, bilmiyorum. Her gün, her an, her saat telefonlarım çalıyor. Ne yapacağız, ne olacak abi, nedir durumumuz, şöyle mi, gideceğiz mi, kalacağız mı? Yabancı futbolcuların durumu apayrı bir başlık altında toplanıyor zaten. Onların biliyorsunuz ihtarnameleri çektiler zaten 7 günlük bir süre içerisinde. O da bu hafta yine dolacak. Tabii yarın bu arkadaşların menajerleriyle de bir toplantı yapacağız. Yani Türkiye'deki ortamı tabii Türk futbolcu gibi özümseyemiyor yabancı futbolcular. Bir de tabii yabancı futbolcularımız Türk futbolcularımız gibi üst düzey futbolcular, üst düzey arenalarda oynamaya alışık olan futbolcular olduğu için bu tarz belirsizlikler tabii onları yoruyor, çok çabuk paniğe kapılmalarına sebep veriyor. Onlarla da veya gelmezlerse menajerleriyle de durumu değerlendireceğiz. Ben kendi adıma değerlendireceğim. Bilmiyorum, ben de dolaylı yok hükmünde miyim, değil miyim bilmiyorum ama sözleşmem benim de devam ediyor en nihayetinde burada. Değerlendireceğiz. Ona göre gelen kişilere gerekli raporları sunacağız. Arkadaşlarım, futbolcu arkadaşlarım özellikle kafalarındaki soru işaretleri giderildiği an ben de kendimle ilgili gerekeni yapacağım diye düşünüyorum. Karışık bir durum arkadaşlar. Yani bence ben bir profesyonel olarak şunu söylemek istiyorum size. Yönetici abilerim durumu açıkladı ama ben işin her iki boyutunda olan bir insan olarak bu bahsedilen konuların da iceberg'in sadece görünen kısmı olduğunu düşünüyorum. Yani Ankaragücü'nün şu anda 20 trilyon, 25 trilyon liradan çok daha büyük sıkıntıları var. Bu paraları bulmakla iş bitmiyor. 3 hafta sonra lig başlıyor. Olası bir yaprak dökümünün önüne geçmeye çalışıyoruz. Olduğu zaman gerçekten benim uykularım kaçıyor. Yani bunu kimseye ne bir tehdit anlamında söylüyorum, ne başka bir anlamda söylüyorum. Belki gelecekler